Kütahya Zafer Meydanı'ndaki programda Diyanet Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, Memur Sen Kütahya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, İnsani Yardım Derneği Kütahya Başkanı Mustafa Yenipazar ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay konuşma gerçekleştirdi. Memur Sen Kütahya Temsilcisi Fatih Köse, bugün Filistin'de insanlık saldırı altında. Üstelik sözde uluslararası hukuku temsil edenler katilin sırtını sıvazlayarak onu daha da cesaretlendiriyor. İnsanoğlu ayağa kalkacak ve bu İsrail'i yenecek. Sadece İsrail mi? Temelinde mazlum kanı olan emperyalist uygarlığın tüm temsilcilerini yenecek diye konuştu. Tarihin en kirli savaşlarından biriyle yüz yüze insanlık. Hiçbir hukuku tanımayan katil sürüsü insanlığa saldırıyor. Yanlış duymadınız. Bugün Filistin'de insanlık saldırı altında. Üstelik sözde uluslararası hukuku tesis edenler katilin sırtını sıvazlayarak onu daha da cesaretlendiriyor. Amerika, İngiltere, AB ülkeleri Siyonist İsrail'le dayanışma halinde. O katil de buradan aldığı cesaretle kadın çocuk demeden her gün yeni insanlarımızı, yeni Müslümanları şehit etmekten geri durmuyor. Kör bir inanç uğruna bütün değerler, bütün insani değerler yerle bir ediliyor. Gazze'de hiçbir değeri gözetmeyen bir katil sürüsü. Evet, insanlığın izzetini, onurunu ayaklar altına alıyor. Zalimin, emperyalizmin sonu geldi. Gazze'de bir avuç kardeşimiz onlara şu an itibariyle hadlerini bildiriyorlar. Biz kurban vermekten çekinmeyiz. Bu can Rabbimize ait. O verdi, biz onun yolunda bu canı harcamak üzere bu dünyaya geldik ve kardeşlerimiz şu anda Gazze'de hiç çekinmeden her şeylerini ve bu dünya için en değerli şey olan canlarını Rablerinin yolunda kurban ediyorlar. Çarpık zihniyetli, sapık inançlı topluluklar maalesef insanlara cenneti çok görüyor. Ve sadece cennet kendileri için olsun istiyorlar. Ama Rabbimin muradı bu değil. Allah'ın varlık alemine bizi göndermekten muradı belli. Burada iyi ve kötüyü göreceğiz, ayırt edeceğiz. Doğruyu ve yanlışı göreceğiz, ayırt edeceğiz. Hakkı ve batılı göreceğiz, ayırt edeceğiz. İsrail dünyanın her şeysi. Her şeye hakim. Bütün ülkeler onun oyuncakları. Ama çok şükür Müslümanlar, Türkiye'deki Müslümanlar, Kütahya'daki Müslümanlar onun yaptığı zulümlere bu şekilde karşı çıktıkça, sesini arttırdıkça ufacık Gazze'nin de hesabı altından üstünden gelemeyecek inşallah. Bunun için gayret edeceğiz. Bunlar önemli işler. 15 Temmuz'da da bunu yaşadık. İnsanlar meydanlara indiğinde her şey değişiyor. İnsanlar meydanları terk etmediğinde yine her şey değişiyor. Ben burada Kütahya'daki sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tip meselelerdeki en büyük problemimiz bizim hep birbirimize düşüyor olmamız. Hep daha başka şeyleri öngörüp daha başka şeyler için birbirimizi kırıyor olmamız, konuşuyor olmamız. Kütahya'da ne yaptığımızın, nasıl konuştuğumuzun, ne söylediğimizin, kime ne faydası olacağıyla ilgili meseleyi zaman zaman kaçırıyoruz. Ama çok şükür 12 günden beri İHH'dan başlamak üzere bugün Memur Sen, İmam Hatip Mezunlar Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, efendim isim TÜGVA, isimleri bazılarını hatırlamayabilirim, aklına helal etsinler. Ama 12 gün boyunca bütün sivil toplum kuruluşlarımız burada geldi. Kimi zaman az, kimi zaman çok sayıda bu görevi yerine getirdi. Ben bütün bu organizasyonun emeği geçen, başta İHH Başkanımız Mustafa Yenipazar'a, Ülfet Balon Hocam'a hakikaten teşekkür ediyorum. Bu önemli bir şey, önemli bir imtihan hepimiz adına. Şunun farkında olmamız lazım. Bizi ancak birlik ve beraberliğimizi kırdığımızda yenebiliyorlar. Bunun dışında bizi yenemezler Allah'ın izniyle. Biz ülke olarak, millet olarak hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızı o gün de dinledik, bu meydanda dinledik hep beraber. İnşallah onun arkasında blok halde, bütün halde durduğumuz sürece bunların da hakkından geleceğiz. Bunların zulümleri bitmeyecektir. Bu imtihanlar hep olacaktır. Ama zaman gelecek bu çocuklar bizim adımıza bu işleri yine takip edecektir. İnşallah bu topraklar hiçbir zaman zulme sessiz kalmayacak topraklar olacaktır. Bunun çok önemli olduğunu ben hep düşündüm ve hep öyle düşünüyorum. İnşallah
Bizler de elimizden gelen her şeyi yapmaya devam etmemiz lazım. Ülkemizi çok daha güçlü kılmamız lazım. Türkiye güçlü olmadıkça kimseye huzur yok. Bakın Kudüs dediğimiz meseleyi biz 400 yıl boyunca burada barışla idare etmiş bir milletiz. Bu işler güçlü oluyor. Güçlü olmakla oluyor. Ülkeyi güçlü kılmak adına hangi işi yapıyorsak, esnafsak esnaf olalım. Efendim memursak memur olalım. İşçiysek işçi olalım. Ev hanımıysak ev hanım olalım. Ama bu ülkenin büyümesine katkıda bulmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Meseleyi böyle anlamamız lazım. Çünkü bu ülkenin güçlenmesi akacak kanı durduran bir şeydir. Akacak gözyaşını durduran bir şeydir. Tarih boyunca böyle oldu. İnşallah hep beraber kaybedeceğiz. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan, çocukları yataklarında katleden, İslam mabetlerini namahrem elleriyle kirleten İsrail terör örgütüne karşı sessiz kalamazdık. Çünkü bizler peygamberlerin şehri olan Kudüs, biz Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bir toprak meselesi değildir, bir iman meselesidir Kudüs değerli kardeşlerim. Kıymetli dostlar, 13 gündür her bir sivil toplum kuruluşumuz burada nöbet tutarak, diğer sivil toplum kuruluşlarımız destek vererek Filistinli, Gazze'li, mazlum, mağdur kardeşlerimizin yanında olduk. Onların acılarını hissetmeye çalıştık. Ve inşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Ama 13 gündür devam ettiğimiz bu nöbet programına kıymetli kardeşlerim, bugün burada noktalayacağız. Her bir sivil toplum kuruluşumuz, STK'mız sunumlarıyla, konuşmacılarıyla, ikramlarıyla, dualarıyla, salalarıyla, kıraatlarıyla kıymetli kardeşlerim, Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizin yanında oldu. Filistin'e destek yürüyüşlerimizi yaptık. Akşamları tam 13 gündür Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarımızla beraber her bir sivil toplum kuruluşumuz burada nöbet tutarak kardeşlerimizin yanında dualarımızla, niyazlarımızla, kıraatlarımızla, duruşumuzla, haykırışımızla beraber olduk. Rabbim her birinizden razı ve memnun olsun değerli kardeşlerim.